Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mescitte sahabelerle sohbet ederken kul hakkına sıra gelir. Ben de hakkı olan varsa gelip alsın der. Kimseden ses çıkmaz. Yine ben de hakkı olan varsa alsın diye tekrarlar. Bu sefer Ukkaş adlı sahabe kalkıp ya Resulallah, bir savaştan dönerken devenize bindiniz. Kırbacı deveye vurmak isterken kırbaç benim sırtıma değdi. Bu kul hakkı değil midir der. Peygamberimiz de evet deyince sahabeler ne yapıyorsun Ukkaş'e derler. Peygamberimiz karışmayın bu benim meselem der ve ya Ali kırbaç senin evindeydi. Fatma'ya söyle versin al gel der. Hazreti Ali eve gidip durumu anlatınca Fatma annemiz babam çok hasta nasıl dayanır yerine geçecek kimse yok muydu diye serzenişte bulunur. O anda Hasan ve Hüseyin daha çocuktur ve koşup mescide ey Ukkaş dedemizin yerine bize vur derler. Peygamberimiz hayır ben size kıyamam siz durun der. Ve kırbaç gelince Ukkaş'a verir ve hakkını al der. Ukkaş'a da siz kırbacı vurduğunuz esnada benim sırtım çıplaktı der. Ve bunu duyan Hazreti Ömer çok öfkelenir. Peygamberimiz onu sakinleştirir. Sırtını açıp vur der Ukkaş'a. O esnada Ukkaş'a kırbacı kaldırır ve hemen sırtındaki mührü öpüverir. Herkes vuracak diye beklerken o peygamberlik mührünü öpmüştür. Ve anam babam sana feda olsun ya Resulallah der. İşte bizim peygamberimiz ve kul hakkını verdiği önem. Peygamber de olsan kul hakkını ödemek lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem.